Ben bir garip keloğlanım, eşeğimin yok falanı. Varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Ben bir garip keloğlanım, eşeğimin yok falanı. Varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Bir koca karı anam var, birkaç tavuk bir de inek. Her gün konar kel kafama, evsiz kalmış birkaç sinek. Bir koca karı anam var, birkaç tavuk bir de inek. Her gün konar kel kafama, evsiz kalmış birkaç sinek. Kimseye kul köle, halkın kulağı diliyim. Namertlere avuç açmam, sivri akıllı biriyim. Olmam kimseye kul köle, halkın kulağı diliyim. Namertlere avuç açmam, sivri akıllı biriyim. Keloğlanım budur özüm, haram malda yoktur gözüm. Garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Keloğlanım budur özüm, haram malda yoktur gözüm. Garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Hadi gel. Ooo, kolay gelsin kara topraklar kadar alımlı. Bulutlar gibi çalımlı kara kız. Ne o? Aklı fikri havada, yan yatar yan gelir. Başı keleş, hayatı beleş oğlan. Bakıyorum gene keyfin yerinde. Aa, canım keyif eşekte olur. Ne zaman sana bir tatlı laf etsem cevabın hıy, ekşi oluyor. Ben tembelleri sevmem. Sen de tembelin tekisin. İşin gücün alay. Ama sana ciddi bir laf edeyim mi? Bu diyarda özüne sözüne, kaşına ve de gözüne vurulduğun bir sen varsın kara kız. Yoksa inanmadın mı? Bak, şu eşekle keçi tanığımdır. Tanıklara bak, hadi oradan avanak. Önce çalış adam ol, sonra gönlünü bana aç. Sahi? Şöyle vezir falan olursam, helalinden birkaç akçe bulursam bana varır mısın? Bir baltaya sap ol, düşünürüz. Tamam, sözü kaptık demektir. En kısa zamanda şöyle itibarlı, şatafatlı, kesesi dolu dönüp de seni almayan kelektir. Oho, ben senin hayalinde düşünde padişah olduğunu da çok gördüm, vezir olduğunu da. Hadi şimdi eşeğine deh de. Öyle olsun kara kız. Ha, döndüğümde düğüne hazır ol yalnız. işimiz iş be Sümsük. Kara kızdan sözü koparttık. Keçiyi de pazardan ucuza kapattık. Anam gayetle sevinecek. Dünyaya kim bilir kaç yüzyılda bir gelir. Ey anam, canım anam! Keloğlun sağ salim en kurda kuşa yem olmadan geldi ve sana sütlü bir keçi getirdi, hele bir gör! Gör bakalım şimdi. Aferin benim keltaraş oğlum! O da ne? Ay, görür görmez bayıldın değil mi? Ben senin paranı çarçur eder miyim? Be hey vicdansız, be hey akılsız! Ne zamandan beri elin itini keçi diye satarlar pazarda, ha?
ana ne iti, başbayağı, eli ve de ayağı. Ay ay ay! Aman diyeyim Keloğlan, yedin mi şimdi anandan dayağı? Çüş, hoştu, pist kıştı, hoştu! Ne zaman itleşti bu keçi ya? Ay akılsız ha! Onca senedir eğirip büktüğüm günlerin parasıyla sen git bir it ola! Ulan ben seni paralamayayım da kimi paralayayım? Ha söyle bana kimi paralayayım? Ay, ha! Keleşlerin şahı seni! Ana, ana dur hele vurma! Vallahi bu işte bir iş var, pazardan alırken keçiydi! Sonra it oldu ha! Dur kaçma hele! Kaçmazsan bakmazsın kola bele! Dur bir yol, ana! En iyisi itin kendisine soralım, ha? Yok canım! Gözüme mi inanayım yoksa şu ite mi, ha? Ana vallahi bu işte bir iş var! Ne halde olacak ulan, kazığı yemişsin ya iş! Aman gitti paracıklarım! Ay gitti paracıklarım! Ana vurma! Paralarım gitti, çıkma ağaca! İn o ağaçtan aşağıya, parçalarım seni Halil Allah! Allah'ım sen seni, seni! Elin itini keçi sanan şu oğlanın aklını mı aldın yarabbi? Ah! 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 Anam haklı! Herhal şu it keçiden çok farklı. Allah Allah! Bu basbayağı bir it. Yalnız bu işte gene de var bir altak geber külah. Gene adam olduk işte, vallahi billah! O da ne? İte ne oldu ya? Sen de kimsin? İn misin, cin misin, pire misin, bit misin? Yoksa adam mezzetli suretinde bir it misin? Ben ne varım ne yokum, ne açım ne de tokum! Anadan doğma yerden bitme, ulan arkadan itme! Sinirli yecüs mecüs soyundan, alay etme ha boyundan! Herkes çekinir huyumdan! Çok uzattın, koy biraz da suyundan! Adın ne onu söyle! Hala! Bana adıyla sanıyla biçilik derler! Bana ne oldu da ben bilemem, şuydum da bu oldum diyemem! Biri beni köpek yaptı, başıboş dolaşırken... yolum haramilerin inine saptı. Ben onlara köpeklik ederken, senin keçinin yerine geçtim. Sonunda da büyülü sözlerle, sen beni adam yaptın. Artık ustansın. Çok yaşa! Peki, ne söyledim de ustan oldum? Altak geber külah dedin ya! Demek bu tekerlemeyi söyleyince... ben senin istediğin şekle girilirdim. Vay canına, kafam karıştı. Boş ver usta, keçini bulurum. Sen emret ne istersen olurum. Artık senin güzel aklının emrindeyim. Hoşuma gittin Dicire. Sen şimdi yani ne istersem olur musun? Olurum ya, büyü sana geçti. Altak keder külah de ve de istediğini söyle. Yaşadık be! Şimdi vezir külahını kaptım gitti. Ey be! Kulakların çınlasın karaköy! Aman saklan! Aa, oynattın mı sen? Şimdi de keçi diye satın aldığın o itle mi konuşuyorsun ha? Vay, bu sıtma görmemiz ses de kimin? Anamın sen saklan! Neden cevap vermiyorsun Keloğlan? Geldim ana emret yolunu öleyim! Nedir bu yaptığın ziyan? Ne olacak o uyuz köpek? Saldım gitti! Ah. Ama ben sana keçini geri getirmezsem... kelim kösede olayım! O keçi gitti gider! Ama sen şu Keloğlu'nun güzel aklını yabana atma! Şimdi sana karşı rezil oldum ama... vezir olup vezir külahımı önüne atacağım ve de... ve de? Ahir ömründe sana sefa sürdüreceğim! Vezir anası olup süzüm süzüm süzüleceksin! Ölümlüküm sen kim ha oğlum! Defol! 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 Kaçma! Vur diyorum! Seni! Ulan! Hadi kal sağlıcakla ana! Ben dünyayı alt üst eder, vezir külahını kafama giyerim! Bunu böylece bil ana! Hey hey! Ne diyeyim, ne diyeyim? Gene de Tanrı bahtını açık etsin Keloğlu! Canımın içi keltoloş oldum! Şu
Şu keloğlanın keçisinin eti de çok lezzetliymiş. Yiyin, yiyin! Şimdi keleş oğlan da bizim iti pişirip yer mi acaba? Artık midesinin keyfi bilir onu. Bizim keçinin haline bak. Pesteki olmuş fukara. Harami milleti bu usta. Geç kaldık. Hemen kesip pişirmişler, lüplemeye girişmişler. Şunlara iki çift laf etmeden geçmeyeceğim. Şşt, aman usta! Gitme! Vallahi seni de lime lime derler. Onlar harami ise bana da Keloğlan derler. Vay, tam bir usta bulmuştum fukara, gitti gider. İşte bizim keçinin postu. Siz böyle mi karşılarsınız eşi dostu? Anlaşıldı, keçimi kesip yemişsiniz. Zaten harami demek, haram yiyen demektir. Ama bari şu keçinin postunun parasını verin de aramız daha çok açılmasın. Öyle ha! Açılırsa ne yaparsın bakalım keleş? Kadıya mı gidersin, yoksa bize hacamat mı edersin? Sen söyle, ne yapayım dersin? Gözümüzü fena korkuttun, keçine karşılık bir deve verelim. Verelim mi arkadaşlar? Verelim tabii, verelim. Hak etti. Canım, deve çok büyüktür. Üstüme pek ağır yüktür. Üstelik boynu büküktür. Ben keçimi isterim. Peki, o halde sana bir dana verelim. Verelim Erhat, hak etti. İstemem danam ana! Dana yaramaz bana! Ben ne derim anama? Ben keçimi isterim. Yahu Keloğlan, sana da hayvan beğendiremiyoruz. Birinden birini beğen. İlle de keçi! Ne böyle ha? İlle de keçi! Evet! Yakalayıp bağlayın şu keçi inatlı ağaca! Aramilerden hak aramasını öğrensin! Yaptığını beğendin mi usta? Alsaydın danayı, kurtarsaydın paçayı, vay! Durun haramiler! Biraz şaka yaptık canım! Sen şimdi seyreyle bizi! Keçini bir güzel öğütelim, sonra da senin derini yüzelim! Hadi içelim. Etleri de amma sıkı bağlamışlar. Ses etme usta, şimdi seni çözerim. Yaşa be bicilik, hadi çabuk çabuk kes ipleri. Sen de kes sesini, bu haramilerin uykusu tüy kadar hafiftir. Hadi. İşte çözdüm, hadi kaçalım. Kaçmadan önce şu haram yiyicilere bir Alcemiz oyunu yapalım. Gel. Hadi kalkın bakalım haramzadeler, baskın var! Baktağında yangın var! Asıldık mı? Yo, biz gidiyorduk da vedalaşalım dedik ya. Hadi eyvallah! Şimdi yedik sizi, saldırın! Hadi gidin! Birbirine dolaştı. Serşemler birbirimize girdik.
Hadi yeniden hücum! Halinize gülmekten kalmadı küçüğüm! Usta bak, kör düğüm oldular! Artık bunları kimse çözemez! İşte böyle olur Keloğlan'la dalaşanın sonu! Haydi Bicirik, harami milletine güven olmaz, yaylan! Haklısınız da! Nereye kaçsan seni bulup hesabını göreceğim Keloğlan! Atlık kim, ben kim ya? Senin yükünü taşımaktan kürşeye döndüm be usta! At oldum diye öyle şikayetlenme canım! Han da sana ot, bana et, kötü mü? Buyur ağa! Aman canım, işte geldik, uzatma! Haramilere lokma mı olaydık yani? Merhaba! Merhaba, merhaba! Hey hancı! Yahu aç geldi hanına ünlü bir yabancı! Koş bakalım buraya da! Ben de atım da açız, aç! Yemek ver buraya da! Olmaz! Gözü doymaz, doymayınca burada kimse doyamaz! Öyle saçma sapan şey olamaz! Buradaki de mide! Gözü doymaz, doymadan bak kimseye çorba bile vermedim! Ben bu işi sevmedim! Demek koca hanın yarı yemeğini bu ayı yiyor! Çünkü o çil çil altın veriyor! Senin yemek için paran var mı, ha? Yok! Bunların da yok! Önce altın verene yemek, sonra da kalırsa akçe verene! Bastır altını, sen de ye! Altını üstünü bilmem, param yok! Ama... Atım var! Çok cinstir, ta Sultan Palamut zamanından gelmiştir! Tek dişi kalmıştır, nice koşular almıştır! Önce bir dehlersin, yürümezse keser, sucuk eder! Ey ustaya bak, bazı uğruna beni satıyor! Buyurun! Fena değil, sucuk olur! Anlaştık! Bir yemeğe bu at! O halde bana iyi yemek... ...bir de şöyle yağlı bir ayran getir, ata da otunu ver! Tamam, oldu! Yaşa hancı, yaşa! Balalalalup! Ha, biz gürültüye mi gittik yani usta? Senden beklemezdim, teessüf ederim! Söylenme Bicirik! Hele bir karnımız doysun, bir numrayla gene seni kurtarırım! Ye otunu, düşünme sonunu! Oha! Doydu, çok şükür! Hancı! Öbür yolculara da birer çorba getir! Neyse ki birer yudum çorba içeceksiniz ağalar! Sevinin halinize! Sultan Hanım'ın adamları yandık! Herkesin yemek boğazında kalsın! Kim varsa ortaya toplansın! Hadi! Hancı! Şunları izaya diz! Hadi çabuk ol! Çekilin! Gel! Sen de gel! Sıraya dizil bakalım! Neden sıraya dizilecekmişim? Kimin emriyle ezilip dizilecekmişim? Bana soru sorulmaz! Şeytane sultanın emri bu! Sultan dediğin bir saray kişisi mi? Şeytane de şeytanın dişisi mi? Aferin, iyi bildim! Ben daha neler bilirim de... ...alınırsın diye söylemiyorum! Gel be keleş oğlan! Vaktimiz yok! Emre karşı gelirsem kafamda kılıcımı bilerim!
Kızma canım, ben de sıraya girerim. Yürü! Tabii gireceksin. Emri oku papağan! Ey ahali, ey kuru kalabalık! Duyduk, duymadık demeyin! Biricik sultanımız, şeytane sultan hanım... ...hala güzel tacını bulamamıştır. Ülkenin tek sahibi şeytane sultandır. Sultanımız sizin iyiliğiniz için ileri geri konuşulmasın diyerek... ...ülke halkının ağzının mühürlenmesine karar ve emir vermiştir. Ağzını mühürletmeyenin ağzına zorla mühür basılacaktır. Vay 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 vay! Zora gelmeyen de herhal ayağından asılacaktır. Mühürle hepsinin ağzını. Ya bu nasıl memleket? Ne bedbahar ne de bereket. Boş ver ustacığım. Bakalım kör tarih ne gösterecek. Arkamız harami, önümüz çorak bir arazi. Bu işe ne kantar çare bulur, ne de terazi. Yürü bakalım bicirik. Yürü bakalım ustacığım. Usta, ben kesildim. Dilim de kurudu. Artık gidemem, gidemem usta. Canıma bicirik, yürü! Sırtına al beni usta, o zaman tamam. Demin at olduğum zaman az mı taşıdım seni sırtında? Peki, atla sırtıma. Tamam, şimdi oldu. Hadi usta gidelim. Şimdi de biz sana hamallık edelim. Herkes eğilsin! Kudretli sultanımız geliyor! Eğilseniz hemen! Eğilin! Hürmet edin! Eğilin! Eğilin! Çekil! Tacım olmadığı için eğilmiyorlar. Beni saymıyorlar. Siz nasıl vezirsiniz? Hala tacım bulunmadı. Hani tacım? Hani tacım? Başında tacı olmayan başımıza sultan olamaz. Yakalayın şu küstahı, iğneli bıçağı atın. Gel buraya! Vay vay ki vay vay! Bu ne iştir, bu ne gidiştir? Keloğlan bu işin aslını faslını öğrenmek için kelli çalıştırmasını bil. Usta bil bil ama açlıktan kursağında çanlar çalıyor ha. Birini sorsak da yiyecek bir şeyler bulsak. Bunların ağızları açılmaz ki, baksana mühürlü. Eyvah, ne yiyeceğiz bu memlekette? Kel ustan bir çaresini bulur elbette. Sen yürü hele. Hadi. Hadi, kendine güvenen var mı? Çıksın karşıma! Kemekleri çatır çatır kırayım ha! Var mı? Ben varım. Tanırsın, deve büken derler bana. Seni de büke büke berbat edeceğim. Yaşa be deve büken, bük şu ayı boğanı! Kır kemiklerini şu deve bükenin, boğ onu, nefesini kes! Hadi
Hoppala! Yahu Bicirik! Burada kimsenin ağzında böğür yok! Ve üstelik yüzünde de meymenet yok! Haydi buyurun! Sen kimsin? Buraya nasıl girdin? Kapıdan! Yabancıyız ağam! Sazı sözü pek severiz! Duyunca daldık içeri! Usta, artık sana cevap veremez bu! Hele gel, hele gel! Durma! Kim vurduya gitmeden araya karışalım! Gel, gel, gel! Bu ne gürültü be! Asıl bunların ağzına mühür vurup kıymetsiz evrak gibi mahzene kapatacaksın! Usta, şuraya bak, şu tavağa bak, ananın! Elimizi sürersek ne olur acaba usta? Kötü olur! Ne yapsak ki? Çalsak mı diyorum şöyle ucundan ucundan? Hırsızlık yok! Ya kelleyi koltuğa alıp davranacaksın... ...ya da karnın gurulduyacak, sen yılırıp yalanacaksın! Ben davranıyorum usta, hakkını helal et! Ölümden öte köyü yok ya bebicirik, haydi afiyet olsun! Lan! Kendini bilmez keleş oğlan! Sen ne cesaretle ayı boğanın suyundan içersin? Söyle ha! Nasıl içersin? Bunu mu soruyorsun? Onu ya! Nasıl içersin? Oh! İşte böyle içerim! Ben de seni testere gibi biçerim! Bir dakika! Çatacaksan bana çat, güdük! Ustama elini sürerim, elini kırarım! Sen mi? Ulan sen ha! Nereden gitme? Fazla ileri gitme! Hadi bas! Yoksa seni anandan doğduğuna pişman ederim! Oyu! Şuna bakın be! Ama da yine taslıyor! Delirdin mi Bicirik? Herif seni tuz gibi ufalar! Sen karışma! Üstüme bahse gir, çok para alacaksın! Yahu şu ayının elinde kalacaksın! Kalmam! O ayı ise ben de anadan doğma dayıyım! Gülme lan! Kendine güveniyorsan çık ortaya! Şuna bakın be! Bana meydan okuyor! Git! Gülmekle bu işler olmaz ağalar! Madem kendine güveniyor benim adamım... ...bu ayı da güveniyorsa gücüne... ...kapışsınlar ortada! Önce paralarınızı, altınlarınızı görelim! Ben adamımı oynuyorum! Var mı bahse giren? Benden ayı boğana bire 100 altın! Benden de bire 300! Benden de bire 1000 be! Artırın, artırın yiğitler! Böyle bir kavga ve de güreş cihanda görülmemiştir! Benden de bire 5000! Hakem benim! İtiraz eden yok ya! Ol be keloğlan! Nasıl olsa o zevki bir saniye bile tadamayacaksın! Bizim ayı senin adamın toz olacaktır, toz! Haydi Bicirik! Susun! Hileli dövüşmek, tırmık atmak, çamura yatmak, dövüşü satmak yok! Adam gibi saldırın, tozu dumanı kaldırın! Hadi Bicirik! Başla! Ha
Tutturamadın, bir daha dene. Yakalarsam ne kaburga kalır ne çene. Gel bakalım ayı. Hop! Aferin ulan bicirik, az değilmişsin. Yalnız yakalarsa karışmam. Benim de bir bildiğim olmasa yarışmam. Gel bakalım sana bir oyun daha yapalım. Bu sefer seni tuttum. İşte şimdi hapı yuttun. İşte dövüş bitti. Adamım koca ayıyı yerle bir etti. Hani biciriye alkış? Yaşa biciri! Yaşa biciri! Ya ya, öyle mi yok? Tezahüret istemez. İndirin beni, indirin. Hadi bakalım bahisçiler, paralarınızın altınlarınızın rengini görelim. At 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 at, sen de at. Ah, ha bereket, ha bereket, sağ olun. Gördünüz mü? Güvenmeyin her zaman ayıya, yenili verir sonra ufacık bir dayıya. Neresi oğlan? He? Bu sefer kapana kıstırdım seni. Eyvah, haramiler! Yakalayın şu cüceylekeli! Aman! Cüceylekeli! Tutun, tutun! Yakalanmaları için ferman var! Cüceylek kaybolma! Usta, neredesin? Hadi! Yakalayın! Aman karşıya! Oy! Oy! Eyvah usta, duvara dayandık! İşte şimdi çıra gibi yandık! Al takke Bertilah, kapı oda geçelim, yalla! Al takke Bertilah, adam ol artık, hadi, yalla! Oğlum yakalayın, şehre düğünü küçük şeyler, düğün şüpikler girdi! Usta, ben şiştim ya! Hoş yoksa ağzımıza mühür basacaklar! Aman kuşalım öylese! Çabuk bize saklanacak bir yer göster! Usta, o ne biçim kör öyle? Bakar kör, korku belası işi körlüğe vurmuş. Gel şu delikten dalalım, canımızı kurtaralım. Kafanı mı kırdın usta? Kafam kırılsın. Yeter ki göğünümüz bir kırılmasın. Bir tel kafalıyla bir cüce aranıyor. Ören hemen yakalasın. Günümüz burayı da sardı. Haramilerin işi, ortalığı ayağa kaldırdı bu uğursuzlar. Bir ambar. İçinde de her bir şey var. İyi peynir ekmek olsa da yesek. Aklın peynir ekmekte, gözün etrafta olsun. Anne! Anne! Usta, biri beni yakaladı usta! Kim? Bu cin valla! Bu! Bu cin eli değil! Bu hanım eli. Eğer bu hasırın altındaki peri kızı değilse, ben de kel olan değilim. Vay 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 vay! Bu hurinin böyle yerde ne işi var ya? Güzellerin şansı yoktur. Örneği de çoktur. Ey güzeller güzeli, kimsin? Nesin? Neden çıkmıyor sesin? Bendeki de sorumu. Ağzı tıkalı. Ondan cevap çıkar mı? Hemen çözelim. Evet. Konuş bakalım şimdi gün yüzlüm. İşte ağzının bağını çözdük. Ağzında o şeytane midir nedir, onun mühüründen yok. Şeytane mi? Yoksa siz onun adamı mısınız? Ne olur beni ona teslim etmeyin. Kız sen kimsin? Önce onu söyle. Bu ne halecan böyle?
Bizden sana kötülük gelmez. Ben bir garip keloğlanım, bu da adamın bicirik. Ya, demek dostsunuz. Ben bütün güzellerin ve de güzelliklerin dostuyum. Güzel görüp de dost olunmaz mı ya? Hadi, de bakalım. Ökseye tutulmuş bülbül kuşu gibi neden çırpınıyorsun? Ben prenses bülbül yuvasıyım. Saraydan kaçtım. Hı? Bülbül yuvası mı? Senin adın da tadın da yerinde. Peki, prenses dediğin saraydan kaçar mı? Tabii ya, kaçar mı hiç? Her yanı şeytanlık ve hırs doluysa saraydan kaçılır. O sarayda olanları bir bilseniz. Padişah gün görmüş, asıl hanımı ölünce komşu ülke kralının büyük kızıyla evlendi. Önce hepimiz çok beğenmiştik yeni sultan hanımı. Ama yanılmışız. Kediden poz, yabandan dost olmazmış. Sultan hanım ülkemize düzenbazlığı, ahlaksızlığı, büyücülüğü soktu. Bezir hünkâr beğendiyle birleşip padişahımızı zehirledi. Bu arada kendi adamlarını saraya, kente yerleştirdi. Törelerimizi alt üst etmeye koyuldu. Padişahımız ölmeden önce oğlu akıllıya tehlikeyi bildirdi. Sonra da ruhunu teslim etti. Vay canına! Peki şu şehzade akıllıya ne oldu? Şeytani saraydaki odasına kapattı onu. Ve etrafa deli diye yaydı. Evlenecektik. Üzülme abla, seni ona veririz. Tabii tabii, üstesinden geliriz. Sen kimin kızısın? Padişahın ilk veziri Demir Hendi'nin kızıyım. Babam ölünce yerine şimdiki hain vezir geçti. Bir fırsatını bulup saraydan kaçtım. Fakat çölde esir tüccarlarına yakalanıp buraya tıkıldım. Vah vah vah! Üzülme! Biz o şehre gireriz, şehzadeyi de buluruz, şeytane denen o kadının da, vezirinin de canını okuruz. Sahi mi? Zaten şeytane tacı giyemedikçe halk onu tanımıyor. Peki taç nerede? Tacın yerini bilen yok, kayboldu. Şeytane tacı bulmak için yapmadığını bırakmıyor. Tahtın etrafında fır dönüyor ama bir türlü oturamıyor. Şeytane sultanım, büyücü ham humşar olup yüksek huzurlarınızda. Taht bana bakıyor, ben tahta. Şu melun tacı bir türlü bulamadım büyücü başı. En sihirli otları yaktım. Gümüşün falına baktım. Güneşe bakıp ne sihirler yaptım. Gene de şeytandan haber yok. Bir an önce haberi ver, yoksa sakalından ağaca asarım seni. Sultanım, veririm sultanım. Defol! Ne var haberci? Kervansaray'da bir kel olan ve bir cüce görülmüş. Ortalığı birbirine katmışlar. Kel hünerli ve de büyücü, cüce büyülüymüş. Sonra? Duvarı kapı yapıp kaçmışlar. Dostunuz haramileri bile atlatmışlar. Peki. Vezir, vezir neler oluyor da haberim yok. Derhal o kel oğlanla cüce yakalansın. Yakalanacaklar. Yakalanıp huzuruma getirirsin. Getirilecekler. Saraydan kaçan eski vezirin kızı Prenses Bülbül yuvası da bulunsun. O da bulunacak. Ey ahali! Ey kuru kalabalık! Duyduk, duymadık demeyin! Biri kel, biri cüce ve ayrıca biri de Prenses Bülbül yuvası, bunların nerede olduğunu bilip de söylemeyen veya bilmeyip de söyleyen iğneli fıçıya atılacaktır! Bu
bu hainlerin nerede olduğunu bildirmeyenin... Oysanıza be! Dilinizi mi yuttunuz? Ya ne çabuk halkın ağzına mühür vurduğunuzu unuttunuz. İşte kulağınızla duydunuz. Şeytanenin zorbalıkta üstüne yoktur. Aklını fikrini taç bürümüş. Ben de şu kel kafamı saç bürüse derim ama bürümez. Bu işler lafla yürümez. Hadi şimdi bizi şu yavuklun şehzadenin kapatıldığı yere götür hadi. Gizli bir yolu var ama önce saray avlusuna girmek gerek. Neden abla kapısı yok mu? Var var ama her taraf yüksek duvarlarla çevrili kale gibi. Biz de piri olur gireriz. Zaten kellemize emir çıktı. Ya zafer ya cellat. Ulan bicirik şerefe bir taklak da at. Hadi. Kavun değil kelektir. Fistan değil yelektir. Eğer tacı ararsan en adi bir köpektir. Haftalardır bu dörtlüğü söylüyor. Deli saçması. Şurubuna kattığım divane tozu bu hale soktu bunu. Şehzadenin ağzından yeni bir laf çıktı mı? Katiyen, gene hep o zırva laflar. Tavun değil kerektir, fistan değil yelektir. Kes! İçirdiğin şurupla oğlanı adam akıllı zıvanadan çıkarttın. Deli olacağım. Acaba bütün sokakları kazdırsak tacı bulur muyuz? Taç olsa olsa sarayda bir yerdedir efendimiz. Ama nerededir? Pişmaniye bayramına kadar tacı kafama giyemezsem... ...halk beni sultana kabul etmez... ...ve bir daha tahta hiç oturamam. Anladın mı? Anladım. Evet, demek ki saraya girmek için şu duvarı aşacağız... ...ve de şeytaneyle tanışacağız. Hele olan bir çare düşün bakalım. Ben önce bir tatlı atayım, sonra da usta şu bizim büyüye bir el atalım. Büyüye mi? Mesela ben ne olabilirim? Tabii! Mesela sen dayanıklı, sağlam bir merdiven olabilirsin. Ne? Merdiven mi? Nasıl olur? Ben dedim mi olur? Al takkeber külah şu duvara dayan ve bir merdiven ol, hadi yallah! İşte! Bu bir büyü! Hadi güzelim, sonra şaşarsın! Arkamdan sen de çık! Aman ha, sakın eteğini bir yere dolaştırma, işimizi berbat edersin! Yavaş bas, yavaş! Benim kırılacak, yavaş bas be! Ay, yavaş bas! Sen bas, bas, ayağına sağlık, bayıldım! Gel bakayım güzelim, gel. Hadi. Al takkeler külah, hadi artık adam ol, yallah! Gelin, şehzademin kapatıldığı yer bu tarafta. Hadi bicik. İşte şimdi şapa oturduk. Yahu bu sarayın kapısı asker dolu. Ne halt edeceğiz usta? Telaşlanmayayım, ben gizli bir geçit biliyorum. Deme bülbül! Hadi gidelim. Dedi bile! Hadi! Gir. Usta, ben korktum. Buralar nereler bülbül? Saraya giden gizli geçit. Abo! Göz gözü görmüyor. Tanrı kimseyi sarayların karanlık yoluna düşürmesin. Hadi yürü. Geldim, geldim. Kavun değil kelektir. Fistan değil yelektir. Şehzade akıllı. Forma sahip akıl bunun neresinde? Eğer tacı ararsan... Herhalde kambur felektir. Hayır! En adi bir köpektir, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Usta, ben bu herifin yanında duramam. Şehzadem, ben nişanlım Bülbül Yuvası. Tanımadın mı beni? Sen seni bil, sen seni... ...Sen seni bilmez isen... ...Nasıl bilirim ben seni?
Kapana kısıldın Keloğlan. Şimdi kaşı bakalım enseni. Ben yakaladım onları. Şimdi sultanenin gözüne girdim. Eyvah! Şimdi ne yapacağız? Daha enselenmedik canım. Al takke ver külah. Şunları açacak anahtar ol. Hadi yallah. Yaşa bicilik. Çok sallama. Saklanın. Saray tehlikeli olmaya başladı. Sen şu divaneyi götürüp emin bir yere sakla prenses. Ya siz? Biz de şehzadenin aklını başından alan büyüyü çözmek için büyücüyü arayacağız. Hadi çabuk. Salak! Hiç kimseler yok. Keloğlan üstelik şehzadeyi de kaçırmış. Nasıl olur? Kapıyı elimle kilitlemiştim. Demek ki kilitledim sanmışsın. Sarayı didik didik arayın. O Keloğlan'ı, cüceyi, prenses denen şıllığı ve şehzadeyi bulamazsanız ciğerlerinizi at babalara yediririm. Kaçtığımız anlaşıldı. Yoksa bu kadın böyle dişi karga gibi çığırmaz. Ah şu büyücünün yerini bir bulabilsek işimiz iştir. Usta, bu kedi bir iblistir, kurtar beni usta, kurtar! Eş aşağı ya, pis! Hey, bicirek! Neredesin? Kedi gitti be! Hey! Bicirik! Burada! Buradayım usta! Gel de şu halime bir bak! Hop! Usta hop! Ben bu güzellerin elinde top oldum! Top! Vay 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 vay! Yahu Bicirik! Anan seni bayram günü doğurmuş. Ah, bu güzelleri de yaratan bal kaymakla doğurmuş. Usta, ben bittim usta, bittim ne yapayım? Güzelsiniz, tatlı gibi. Yüzleriniz mutlu gibi. Ama bir şeytane var ki içi dışı kurtlu gibi. Gel oğlan, sus, onu anma. Buralarda çok dolanma. Bu saraya güven olmaz. Tatlı canından da olma. Keloğlan'ın gözü pektir. Akılda fikirde tektir. Şeytane denen o kadın elbet bize gelecektir. Ama sizi bulursa iğneli fıçıya attırır. Belki de kazağa oturtur. Dilinizi bile kestirir. Kızgın kuma gömdürüp at babalara yem eder. Yazık olur size. Ne derler? Hamama giden terler. Şu büyücünün yerini bana bir tarif ediverin kızlar. Ben bir kere görmüştüm. Büyücü taht salonunun kapısındaki heykeli bir sağa bir sola çevirmişti galiba. Açın kapıyı! Açın dedim size! Bu vezirin sesi pek ürküttü herkesi. Açın şu kapıyı! Şimdi saz çalmanın sırası mı? Açın şu kapıyı! Ne oluyor? Kışlar, kışlar, kesin! Bunlarınki nerede? Durun bakayım kızlar! Ayol, burası harem odası, nasıl izinsiz girersiniz cariyelerin yanına? Ahlaksız ve rezil bir vezir işte! Bakirelerin odasına nasıl girermiş? Şimdi, defolun vallahi, hepinizi şeytanaya ihbar ederim, yallah!
İyi ama biz bir kelle bir cüceyi arıyorduk. Cüce senin silahın şey hala buraya erkek kadını bile girmez. Şuna bak hala konuşuyor. Bir yandan da kızları süzüyor yani bizleri namert. Ne edepsiz kız bu be. Hadi yallah hadi kış kış hadi kış kış hadi ya hadi kış kış hadi kış kış. Kış 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 hadi kış kış. Kış kış bitti bu iş. Nasıl usta iyi becerdin mi bu işi bari? Aferin Bicri. Al takke ver külahı. Bir yerde yoklar. Demin cariyelerin odasına girdim, harem ağası bizi kovdu. Ne harem ağası sersem? Orada harem ağası filan yok. İnanmazsanız muhafızlara sorun. Sizi atlatmışlar. O harem ağası değil, sihirli cüceydi. Belki de kel olan. Çabuk! Koşun, tutun, yakalayın! Lanet olsun! Lanet olsun! Ey şeytanların ağababası! Kara pençe! Karanlık kötülük çukurlarından çık! Ve bana yardımcı ol! Korkuş! Korkuş! Katalansız! Bu sefer gel ve bana cevap ver! Ey mef'um şeytan! Zavallı şeytanını hiç bulamamış, şimdi bulsa iyi olur. Ya amanın şeytan gelmesin. Gel, gel artık yeter! Ooo, benden beter! Bana kim seslendi? Şeytan! Şeytan hangisi? Çağırdığın cinsten! Başını eğ ve hiçbir yere bakma! Yoksa çarparım! Aman çarpma, eğdim! Neydi senin adın? Tamam Şarolok! Aman, ben onu beceremem, neyse şimdi seni kıtır kıtır doğrayacağım! Yapma, bana kıyma melun şeytan! Öz! Melun sensin! Şehzadeyi iyileştirecek ilaç nerede? Orada, rafta! Adı ne? Akıl tozu! Yeşil şişede. Al! Ve hemen şu fıçının içine giy! Ne? Neden? Elinin köründen gir! Yoksa kanını içerim! Çık demeden çıkmayacaksın! Durma, durma, durma kakaya! Hadi! Yürü, yürü! Hadi gel. Hadi gel. Ama içinde güldürme şurubu var. İyi ya, etiklerine bol bol gülersin. Hadi, hadi. Peki. Büyücü fıçıda! Gülsene oğlum! Gülmesi bol olsun! Oo, burada neler var neler! Kaşındırma tozu... ...gevşetme tozu... ...inandırma tozu... ...hah! İşte akıl tozu! Kavun değil, kelektir, pistan değil, yelektir... ...eğer tacı ararsan en adil... Kaçıyordunuz ha? Bizden kaçılır mı be? Bir prensesle şehzade ağırlınca altın eder. Yakalayın! Şimdi sıra Keloğlan'da. Sarayın içinde bir kelle bir cüce cirit atıyor... ...o kadar adam bulamıyorsunuz. Deli olacağım. Deli olacağım, defolun! Defolun gözüm görmesin! Defolun! İki gün var, tacı bulamayacağım ve güzel tahtıma oturamayacağım. O kadar dertlenme şeytani hanım, eşeyel sultanım!
Hoppa! İşte biz geldik. Kandilli bir de selam verdik. Ben deniz bir garip Keloğlan, bu bacaksız da sözüm ona adamım Bicirik. İnsan kendi ayağıyla ölüme gelir mi? Aman canım! Yaşamak varken ölen kim? Bu köhne dünyayı ikiye bölen kim? Adamlarım her yerde sizi arıyor. Adam adamı arar. Bunun sonu kime yarar? Her şeyin fazlası zarar. Büyücünün inandırma tozu işe yaradı Bicirik. Artık sarayda yan gelip yatmaya bak. Sultanım, tacı bulmak ve milletçe senin zulmünden kurtulmak için geldik. Öyle mi? Hı-hı. Çok sevindim. Buyurun sultanım. Derhal eğlence başlasın. Kuzular kızarsın, rakkaseler sazlar gelsin. Büyük konuğumuz Keloğlan onuruna şölenimiz var. Zamanı gelince şehzadenin ensesinden içeriye serp, kendine gelecek. Memleketi düzeltirse halimiz ne olur? Haramilik de yapamayız. Fısıldaşmak, dedikodu, birbirini çekiştirmek. Zehirli diken yetiştirmek, düşmanlığı pekiştirmek de yok. Öyle mi Sultanı Hazretleri? Öyle Keloğlan. Acaba büyücü nerede? Olsa bu keleşin canını okurdu. Son gülüşü olurdu keratanın. Ülkede herkesin yüzü gülmeli. Şehzadenin de aklı başına gelmeli. Herkes neden burada toplanmış, neden? Sayın şehzadem, olan olmuş, biten bitmiş, giden gitmiş. Biz gelene bakalım. Artık her şey düzeldi. Öyle mi sayın sultanı hazretleri? Öyle Keloğlan. İnanmayın, bu keleş sizi büyüledi. Şehzadeyi kendine getirdi. Bakın, düşmanlarınız yanınızda oturuyor.
sus! Kendine gel rezil! Sayın konuğumuz ve sevgili şehzade için nasıl böyle konuşursun? Hay Allah! Bak! 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 Bunlar ne? Kışır ışır! Sen de kışır! Hayır bu! Havar bir topça kaçırıyor! Hay! Kapat! Hayır! Sokara kaçırıyorum! Niye yaptın? Açık bana! Sokara kaçırıyorum! Kaçayım! Allah'ını seven beni kaçırsan! Hay! Topça kaçırıyor! Kışar tarafım kaçırıyor! Sultan Hazretleri, madem ki söz verdin, ben de tezelden tacı bulup sahibinin başına konduracağım. Güzel Keloğlan, eğer tacımı bulursam ben de seni armağanlara boğduracağım. Ne kadın ya, armağan verirken bile adamı boğduruyor. Bana bunlar sökmez Keleşoğlan. Madem ki bu kadar hünerlisin, çık ortaya. Kozumuzu paylaşmamız şart oldu artık. Hadi Keloğlan, şimdi yiğitliğini göster. Şu berbatı yenersen seni baş haramim yaparım. Demek ki iş geldi dövüşe. Sonunda ya çorbaya döneceğiz ya da sövüşe. Ey usta! Aklın varsa kaç, seni çiğ çiğ yiyecek. Keloğlan böyle bir aptala mı postunu deldirecek? Gevşetme tozunu unuttun Bicirik, sen otur olacaklara bak! Bırak şu berbatı ben berbat edeyim Keloğlan! Eskiden beri kinim vardı. Yo, olmaz! O harami çalıp yedi keçimi! Benim hesabım seninkinden daha önemli! Derini yüzüp keçininki gibi kurutacağım Keleş! Yo, bu iş değil o kadar beleş! Gel bir kucaklaşalım, adet böyledir. Önce sarılalım, sonra darılalım. Hadi, şimdi kendini bir güzel koy ver. Rahmetli fukara keçim için! Sana ne oldu berbat? Bitir şunun işini! Gel, 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 gel! Bir dakika! Bu da maksat muhabbet olsun! Yaşa usta! Aman! 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 Pes mi? Pes ki hem de ne pes! Ver bakalım keçimin parasını! Ver, 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 ver! Al! Aman bana dokunma, halim kalmadı! Ustamsın, emret kulun olayım! İşin gücün kulluk köpeklik! Hadi bakalım, çek arabanı! Ama eksik etme arada merhabanı. Bundan sonra birim sensin. Berbat uğrunda canını versin. Hem akıllı hem de kuvvetliymişsin Keloğlan. Bir de tacımı bulup başıma geçirirsen ne istersen veririm. O taç yarın akşama kadar bulunacak ve pişmaniye bayramında sahibinin başına konacak. Bunu herkes böyle bilsin. İzniniz olursa artık Keloğlan dinlenmeye çekilsin. Tabii çekilsin. Şu mendubur kedi de saraydan defedilsin. Anne. Duydunuz mu? Keloğlan koca şeytane sultanı dize getirmiş. Hakim olurum diye söz vermiş. Şimdi bir dediği iki olmuyormuş. Nasıl yani? Nasılı var mı? Ağzımızdaki mühürleri sildirten, zindanları boşalttıran, iğneli fıçıları kaldırtan hep Keloğlan!
Biraz toz, biraz akıl şeytaneyi bize getirdi. Ama bir an önce tacı bulup şehzadenin başına oturtmak gerek bicirik. Usta be, ne olursun be, beni birkaç saatlik köpek yap. Aa, bicirik, şimdi köpekliğin sırası mı? Usta, eskiden ben köpektim ya, kedi gördü mü azabım bozuluveriyor. Şimdi şu kedinin hesabını görmezsem, içim rahat etmeyecek ki, hadi usta. Peki, ama ortadan kaybolma ha. Tabii, sıpçak şu kedinin hesabını görüp hemen dönerim, merak etme. Al tak gever külah. Haydi bicirik, köpek ol, gel lan. Merhum kedi, şimdi paraladım seni. Bir sağ, bir sol, bir kafa! Şimdi tuş olacaksın, kaçma erkeksen kaçma! Bu adi köpek saraya nasıl girmiş suratsız, at şunu dışarı! Adi köpek sensin! Ustaa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 a
usta. Neredesin? Kovdular beni usta. Ne oldu sana böyle sayın büyücü? O kurnaz Keloğlan'ın işi. Zindana geldi ve elimdeki bütün sırları kaptı. Ne diyorsun? Beni güldürme şurubu dolu fıçıya attı. Görüyorum ki sizleri de kandırmış. Neyle? İnandırma tuzuyla. İnandırmış. Ben kimseye inanmam aptal mıyım? Bunu için. Aklınız başınıza gelsin. İçeceksiniz. Ve sonra da Keloğlan denen o keleşin ne mal olduğunu öğreneceksiniz. İçeceksiniz. Aksi halde şehzade tahta oturur. Sadece o dört mısrayı hatırlıyorum. Babam sultan ölürken böyle demişti. Acaba ne demek istemişti? Allah Allah! Bir daha de hele şehzadem. Kavun değil kelektir, fistan değil yelektir. Eğer tacı ararsan en adi bir köpektir. Efendim! Sen de, prenses de, şehzade de elimdesiniz. Ey melun Keloğlan, ölümlerden ölüm be! Ne yapalım? Bu işler parayla değil, sırayla. Bundan sonra göreceksiniz şeytanenin gücünü. Demek ki fıçıya iyi kapatamamışız senin şu mendebur büyücünü. Sus! Atın bunları zindana! Hepsi yarın sabah herkesin gözü önünde iğneli fıçıya atılacak. Bir de tacı bulacağım diye beni oyaladın Keloğlan. Canım, biraz oyalanalım dedik ama ömrümüz kısa geldi. Götürün. Zindancı başı, gel. Bizim iğneli fıçılar hazırlanıyor mu? Hem de nasıl, seninkine en büyük çiviler çakılıyor. Battıkça göbek atacaksın. Oh! Ne iyi ya, hiç de iğneli fıçıya atılmamıştım. Hem iğneli, hem de fıçı. Herhal pek rahattır içi. Bizim yüzümüzden başın derde girdi Keloğlan. Aman canım, boş ver. Dertsiz baş olur mu? Ey ahali! Biraz sonra güneş doğunca şeytanemizin ve de muhterem vezirimizin düşmanı Keloğlan'ın iğneli fıçıya atılacağı ve de kanının sokaklarda şıra gibi akıtılacağı ilan olunur.
Bu emri duyan duymayan herkes ibret için gelsin! Vay başıma! Benim akılsız Keloğlu! Vezir olmak için geldin de iğneli fıçılara mı atılacaksın? Üzülme lan, Keloğlan kurnazdır. Aklı dünyada azdır. Bir yolunu bulur, mutlak kurtulur. Ama bu sefer papuç pahalı! O kadar yoldan geleş oğlumu iğneli fıçılar içinde görmeye mi geldin? Yürü kızım, yürü! Dağılın, dağılın, kesin sesinizi! Keloğlan için özel iğneli bir fıçı yaptırıldı. İçinde tam 1000 tane iğne var. Ana, şu iğneli fıçıya bak. Getirin! Atsınlar mı sultanım? Derhal atsınlar! Durun hele! Bir çift söz edelim de öyle ölelim ya! Aceleniz ne? Gene beni aldatacaksın, atın fıçıya! Kavun değil kelektir, fistan değil yelektir. Eğer tacı ararsan emadi bir köpektir. Buldum! Tacı buldum! Taç mı? Nerede? Böyle çare bulunur mu derde? Önümde iğneli fıçı. Nasıl koyarım başına tacı? Yalan söylüyor. Aldatıyor, attırım fıçıya. Beni bir kere öldürürsünüz. Ama tacı artık düşünüzde görürsünüz. Peki nerede taç, söyle. Ya söz ver önce. Beni, prensesi, şehzadeyi bağışlayacaksın. Bağışlayacağım, söz. İndir. Oh be! Halkın ağzı bir daha mühürlenmeyecek. Mühürlenmeyecek. İğneli fıçı tarihe karışacak. Karışacak, söz. Bu kadar kişinin önünde söz verdin sultane. Ben de verdiğim sözde duruyorum ve diyorum ki... Kavun değil kelektir, fistan değil yelektir. Eğer tacı ararsan en adi bir köpektir. Altak gever filah! Şşt! Bicirik! Tacı ol da bizi kurtar! Yalla! Hani tacım nerede? İşte! Ayaklarınızın altında! Tacım! Ben de sultanıyım artık! Tacım benim! Tacım! Vay canına! Buldu be! Şşt! Büyü de benden üstür kerata! Kel toraş oğlum benim! Gene kurtardın kelleni! Ona benim kel olalım demişler ana! Hadi oradan kız! Tacım benim! İşte tacımı başıma koyuyorum! Artık sultanıyım! İyilin! Sultanemizin huzurlarında iyilin! Düğümü çözmeseydim biraz zor olurdun ya! Hey! Hadi! Sözünü tut da bizi salıver! Ne sözü? Atın şu aptalı iğneli fıçıya da gebersin! Sıkıştır!
sen bu kafayla zor sultanelik edersin! Atın şunu fıçıya! Ya öyle mi? Görelim bakalım! Al takke ver külahı, bir direk ortaya çık yalla! Şimdi sultanenin kafasına ettim! Ana! Aman tanrım, taş nerede? Bu cüce! Bakın Keloğlan'daki güce! Bu nasıl oldu? Mucize! Ne gülüyorsunuz? Ben sultanıyım! At elini başına! Bak ne oldu o güvendiğin tacına! Oynama, oynama! Adam var orada, adam! Tacım! Tacım! Ben sultanıyım! Bir dakika! Ey millet! Artık ağzınızı mühürletmeyin bir daha! Şu kadına da hak ettiği dersi verin! Vezirle büyücüyü de unutmayın ha! Hadi, hadi! Alçaklar! Kötüler cezasını bulsun, en uygunu bunların cezası 40 katır olsun. Bindirin 40 katıra, gerek yok. İğneli fıçıya ve de satıra. İşte asıl sultanınız Şehzade Akıllı. Onu Prenses Bülbül yuvasıyla evlendirip 40 gün, 40 gece bir düğün yapmalı! Bravo! Bundan böyle kimseyi başa tac etmek yok! Bravo! Doğru çalışmayana ne yapacağınızı siz bilirsiniz! Hem de bal gibi! Peki, taç ne oldu? He? Taç, işte bu! Bu mu? Baban büyücüsüne emredip tacını büyülü bir köpek haline getirdi. Köpek bicirik oldu. Bicirik tekrar tac oldu. Köpek tac oldu. İşte babanın son nefesinde oynadığı tac oyunu bu. Vay canına. Peki şimdi ne olacak? Şimdi kafanızdan atın tacı macı. Şimdi şehzadem, büyüklük baştadır, taçta değil. Sen de şeytani sultan gibi, ille de tahtım, ille de tacım diye tutturup sapıtma! Ülkeni sev ve de halkını kendinden ayrı tutma! Tutmam Keloğlan! Onlara canım feda! Hey! Keloğlan, Keleşoğlan, baksana buraya! Ananı görmek için baksana sağa sola! Vay! Çileli anam! 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 Sen Keleşoğlu'nu görmek için buralara mı geldin? Öpeyim! Anam! Canım oğlum, yavrum! Ben de geldim Keloğlan. Saraylarda şerbetler içtin, şeytaniyi alt ettin ama kara kızın da gönlünü kazandın. Kara kızım da gelmiş, dayanam ayıp peşimden! Yanar bu garip tel, sevdanın ateşine! Senin adetindir zaten! Zizir kavuğu kapmaya yola çıkarsın, şeytanın külahında çorba yaparsın ha! Şöyle sıcak bir tarhana çorbasına hasret kaldım vallahi! Hadi sağlıcakla kalın dostlar! Hadi! Usta! Usta! Ben ne olacağım? Unutma, sen ne insin ne cinsin! Gittin lan izinlisin! Sağ ol, sağ ol usta! Değil mi ki sen benim güzel aklımın bir parçasısın? Olur ya! Gün gelir gerekirsen, ben seni nerede olsan bulurum ve de kafamdaki yerine kondururum. Aman oğlum! Kondurursunuz da! Öyleyse, al takke ver külahı, poz ol ve de yala! Peki usta, eyvallah! Eyvallah dostlar, kalın sağlıcakla! Güle güle oğlum, güle güle! Ben bir gar-
yoktur, hiç de sevmem ben yalanı. Ben bir garip keloğlanım, eşeğimin yok falanı. Varım yolum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı.